Evet, tekrardan merhabalar. Bir ara verdik, çay içtik, lafa dolandık. Yemek yiyecek Serkan, yemek aldı geldi. Benim yemeğim yok. İnsanlık mı şimdi bu? Bana sormadı ne yemek yiyeceksin hocam falan filan diye. Neyse, bu konuları konuşacağız. Burada her şey konuşulsun burada. Burada her şey konuşulsun. 11. dersteyiz. 4 bölümümüz kaldı. Silindir bölümündeyiz. Ye yemeğini, ne yersen ye. Cehennem. Zıkkımın dibini. Demiş ki silindirimiz ne şimdi? İki tane çemberin tepesi çember olacak. Bir tane dikdörtgeni böyle katladığınız zaman silindir oluşuyor. Yine yukarı doğru yükselen bir durum var. Bunda hacim önemlidir. Burada hacim taban alanı çarpı yüksekliktir. Taban da bir daire olduğu için de tabanımız ne gelecek? Yani pi çarpı r kare çarpı h olacak. Hacim dediğimiz şey budur. Pi r kare çarpı h bizim silindirimizin şeyini verir. Hacmini verir. Bu çok önemli. Yanal alan dediğimiz şey de taban çevresi çarpı yüksekliktir. Yanal alan. Taban çevresi 2 pi r. Bakın şu, çünkü bunun katlanmış hali alttaki dairenin üstüne gelmiş oluyor. 2 pi r çarpı h bize yanal alanı verir. Toplam alanda da bunun üzerine 2 tane pi r kare ekleyeceksiniz. O da toplam alanı verecektir. Başka bir şey de yok. Bak, başlayalım. Taban çapı AB diktik olan AB 6. Şimdi 6 ise burası 3'e 3 geliyor. Şurası. Burası da kaç? BC 4'müş. Hacmini mi sormuş? Tamam, hacim bulacağız. Elimiz alışsın. Pi çarpı r kare. R'miz 3. 3'ün karesi geliyor. Çarpı 4. Buradan kaç gelir cevap? 36 pi mi yapıyor? Evet, 36 pi gelmiş. Bu cevap nerede var yani? A şıkkında var diyoruz. İkinci sorudayız. Taban çapı AB olan dik silindirde AC 10. Şimdi AC şurası 10'muş. Tamam. BC 8. Şimdi bu 8 ise bakın bu dik bir üçgen var. Burası 18 ise şuranın kaç olması lazım? 6. Pisagor teoremini 3, 4, 5'in katlarını kullanıyoruz. Silindirin alanını sormuş. Alan neydi? Şimdi alan önemli, bak dikkat edin. Bir alan şu. Yanal alan artı 2 tane taban alanı. 2 tane daire var çünkü. Şimdi yanal alan ne? Taban çevresi çarpı yükseklik artı 2 tane pi r kare. Doğru değil mi? 2 tane pi r karemiz var. Şimdi taban çevremiz ne? 2 çarpı pi çarpı r'miz kaç? R'miz 4. Bakın burası 8 ise 4, 4 gelmesi lazım. Artı çarpı h, yüksekliğimiz kaç? 6. Artı 2 çarpı pi çarpı r kare. Yani 4'ün ne oluyor? Karesi gelmiş oluyor. Burası ne yapar? 48 pi yapar. Evet, burası ne yapar? Artı 16, 32 pi yapıyor. Bu ikisini toplarsam 48, 32 da 80. Burası 80 pi gelmiş olur. Cevabımız nerede var? Şıklarda yok. Gördünüz mü? Ne yapmışız? Yanlış yap. İşlem hatası yapmışızdır. Kaç? 24, 48. Taban çevresi 2 pi r. Şimdi birileri bazı şu an görüyor olabilirsiniz. Ben göremedim. Bakacağım. Yanılan taban çevresi çarpı yükseklik doğru. Pi r kareyi mi yanlış yaptık? R'miz 4. Silindir alanını sormuş. Serkan. Sen yemeğini ye kardeşim. Sen yemeğine biz çalışırız. Yanal alan neydi? 2 pi r çarpı h. Tamam. R'miz kaç? 4. AB 8 değil mi? AC 10, BC 8. He, tam tersiymiş bu, evet. Ne alakası var? Şu değiştirsem, şurayı değiştirsem daha güzel olur. Sabahtan beri yanlışlar yapıyorum. ABC 8, bura 6'ymış. O zaman 3, 3 gelecek. Tamam, R'miz 3'müş ya. Her şey değişiyor. Şu, şöyle. Şurayı komple silelim. Hata yapmayalım. Düzeltiriz ya. Hiç heyecan, sakin oluyoruz bak. Gayet sakin. Hiç. Çok sakiniz. Olur, insanlık hali. Ne olacak? Biz hata yapamaz mıyız yani? Ha? Ne demiş Orhan Baba? Hatasız kul olmaz hatamla seven... Evet, benim sesim o kadar. Tabii ki Orhan Baba gibi değil. Evet. Yapalım. Şimdi 2 çarpı pi... Allah'tan şıklarda yok ha, 80. Bak ne sorusu biliyor musun bu soru? Bak yazıyorum. AŞY sorusu. Allah'tan olsaydı dönecektik, o da 5 dakikamız alıyor. 2 çarpı pi, Serkan onu işi çok seviyor. Serkan diğer bölümde ilk iki video birinci bölüme aitti de onu şey yaptın, evet. Yemek yerken ağzı dolu, onu da konuşamıyor. R'miz kaç? 3 çarpı h'ımız 8 artı 2 çarpı pi çarpı r kare. R'miz 3'te 3'ün neyi? Karesi oluyor. Burası kaç yaptı? 48 pi yapıyor. Artı burası 9, 18 pi yapıyor. Toplarsam 66 mı geliyor? Evet. 66 pi gelmiş oluyor. Cevabımız Bursa çıkar. Hayırlı olsun. Devam. Taban çapı yüksekliğine eşit olan dik silindirin hacmi 16. Şimdi taban çapı şu. Şöyle iki tane dairemiz var. Şurada bir tane dairemiz var. Çap dediğimiz şey tamamı. Şöyle yapacağız. Şurası taban çapı. Yüksekliğe eşitmiş. Şimdi burada RR dersek yükseklik 2R olmuş olur. Doğru mu? Hacmini vermiş bize. Şimdi hacim neydi? Taban alanı yani pi çarpı r kare çarpı yükseklik. Yükseklik 2R olması lazım. Bu neye eşitmiş? 16 pi'ye eşittir. 16 pi yazıyoruz. Şimdi burada pi'ler gider. Doğru mu? 2R küp olur. 2R küp
eşittir 16 gelir. 2'ye bölerseniz de R küp buradan kaç çıkar? 8 çıkar. R de buradan kaç çıkmış olur? 2. Yani taban yarıçapını bulmuş olduk. Soru neydi? Taban yarıçapını sormuş. Tamam, sorduğu şey buldu. Yan alan falan da sorulabilirmiş. Yarıçap sormuş. Bir şey olmaz. Bulduktan sonra gerisi çok önemli değil. Taban yarıçapı R yüksekliği H olan dik silindirin taban alanı yanal alanına eşit. Şimdi taban yarıçapı R yüksekliği H diksinin taban alanı neydi? Taban alanı pi R kare. Pi çarpı evet R kare eşitmiş. Ne? Yanal alan. O neydi? Taban çevresi çarpı yükseklikti. Doğru mu? Yanal alan dediği şey taban çevresi çarpı yükseklik. Eşit olduğuna göre demiş. Bakın burada bunlar gidiyor. Pi'ler eşit. Doğru mu? Şimdi R kare R çarpı R yapalım. Karşıda ne var? 2 çarpı R çarpı H var. Burada bakamadım. Basamadım ki. Ne oldu? Şu R'ler gider. Yani R eşittir. Ne olur burası? 2 H gelmiş. Olur. Ne sormuş? R bölü H sormuş. R bölü H'ta da R sayısı bizim için 2 H'a eşit olduğundan dolayı o zaman cevap ne olur? Yani 2 H bölü H'tan cevabımız kaç gelmiş olur? 2 gelmiş olur. Cevap Bursa çıkar. Evet, hayırlı olsun. Silindir bitti. Şimdi konu göreceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakmam lazım. Konu ve karışık soru olması lazım. Evet, konu görüyoruz. Son bölümde de karışık sorular göreceğiz. Aynen, doğru. Sonra da bir tane şekilli sorular var. Bir şekille alakalı böyle ALES'teye gelen son soruları var. Onları görüp bitireceğiz. Dur, şunu yanlış oldu. Gerçi fark etmez de sonu olsun. Evet, ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi demeye devam edeceğiz. Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Konu işleyeceğiz birazdan. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.